baba. Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerde tekrardan bu video neden var? Bu video neden çekme gereksinimi duymuş? Bu video olmasa da olurdu dediğimiz efsane cringe TikTok videoları izleyeceğiz. Hazırsanız hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Genel bir duyuru yapayım arkadaşlar. Bundan sonra haftada bir tane böyle uzun video çekeceğim. İzlerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. İzlemezseniz de canınız sağ olsun. Sizi çok seviyorum. Hadi hiç zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Hayır, ben öleyim. Bu nedir ya? Oğlum bomba gibi başladık ya. Atara atar, gidere gider. TikTok'un divası benim. Duruşum yeter. Dur yolcu, bilmeden bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Böyle kazandık, böyle kaybediyoruz. Bu ayıp da bize bir ömür yeter. Bebeğim, sevmek cesaret ister. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki bende. Bebeğim, sevmek cesaret ister. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşklar demiş ki bende. Evet, ben Efe, oynak Efe. Erkeklere birkaç tavsiyem var. Kızlar nasıl erkeklerden boşanır? İyi izle, tekrar yok çünkü kızlar bana gerçekten asla. Bir, kızlar dans eden erkeklere bayılır. Bu benim işim dostum. Şov yaparım. Kızlar kendini şaşırtan erkeklere bayılır. Bu da benim işim dostum. Çorum! Çorum! Sürprizlerle doluyum. Evet, o benim. Bu arada o çiçekleri oraya koydum. Bize gelince alırsın. Tamam. Evet. Ne yapıyorsun kanka? Kankacığım. Bir şey yap artık. Gördün mü nasıl döndü? Yani döndü derken sapıksın sen ya. Oğlum ben sana kaç kere dedim lan mahallemizin abilerini ablalarını saldırma diye. Ha, sen cinsiyeti anlayamadın. Bunlar şey ya. Bu da bir şey mi lan? Mükemmel bir atış. Soktum. Oley, ben kazandım. Oley. Bu nasıl oyun lan böyle? Allah'tan simit oynamamışlar, düşünsene. Yok lan, öyle olmaz o. Ah! Oley, ben kazandım. Oley, ayağın gözüme girdi. Bir erkeği mutlu etmenin 70 yolu vardır. Birisi yemektir, diğeri de 69. Bu hareket var ya bak, dünyanın en çirkin hareketi olabilir bak. Söylediklerini falan boş verdim, aldım attım söylediklerini. Çok çirkin bir hareket ya. Bir daha izleyeceğim. Bir erkeği mutlu etmenin 70 yolu vardır. Birisi yemektir, diğeri de 69. Abi nasıl yapıyor onu ya? Ay, çok kötü. İnsan canını acıtıyor. Sor bakayım annene hızlı gelin ister miymiş? Lan daha kendi annenizin haberi yok yediğiniz boklardan. Birincisi, anne ve babamın her şeyden haberi var. İkincisi, ben içki de içebilirim, klaba da gidebilirim, arkadaşlarımla gece de görüşebilirim, yemek de yapabilirim, kariyer sahibi de olabilirim. Bu seni neden bu kadar rahatsız ediyor anlamıyorum. Çünkü ben sana aşığım. Üçüncüsü, zaten senin annen sen böyle konuşurken bizi istemesin. Biz de onu istemeyiz rahat olsun için. Ne olur bana bunu yapma. Dördüncüsü, sana söyleyeceğim tek şey. Tek şey mi? Ananı satayım, o kadar edit boşuna gitti ya. Abi tek şey söyleyecekmiş. Aklında da bu, iyice kalsın. Kadınlar ve erkekler eşittir. Ablacım sen ne diyorsun ya? Efsane bir şey. Ablacım gerçekten çok iyi yerlere barınak basmışsın. Ama ne alakam ya? Harbi ne alaka ya? Adam sana Ankara diyor, sen diyorsun Göngara. Adam diyor Lefkoşa, sen diyorsun bulamadım bir şey. Korona bitince ilk ne yapacaksınız? İyi biçim
gideceğim. Her gün Isabel'e gideceğim. Evet arkadaşlar, video gerçekten çok tuhaf bir video. Dedemiz arkada dişsiz ağızlarıyla muz yiyor. Onun önünde ise torunu müzik ve görsel bir şovla koronavirüsünden sonra yapacaklarını anlatıyor. Yoksa burada anlatılmak istenen... Şaka lan şaka, bir bok yok. Cidden bu muzu senin önünde yiyeceğimi mi zannettin? Senin muz yemişliğin kadar benim maymun sikmişliğim var. Kim ne derse desin yeğen. İntikam güzel şey. Neymiş efendim? Ülkemde yağlar çok pahalıymış. Ve millet evinde oturup patates kızartamıyormuş. Ulan ben bugünden itibaren parklara, okullara, bahçelere, arabalara, uçaklara, hastanelere, her yere yağ atacağım. Niye? Çünkü ben Türk aşı bir genci burası Türkiye'ye lan Türkiye'ye. Ya bu acaba bunları yaptıktan sonra eve nasıl gidiyor ya? Arka, baksana şimdi mesela bu yağ parmağına bile değdiğinde insan bir mayhoş oluyor. Çok kötü ya. Bu abimizin akli dengesini bir sorgulatmak lazım. Ya bunları eğer ki gerçekten sadece izlenmek için yapıyorsa ve bu adamın akli dengesi yerindeyse, o zaman daha çok korkun. İzlenmek için bugün bunları yapan, yarın izlenemediğinde neler yapar? Bir de kaçak yağ sattı herhalde. Bir saniye ya. Bak. Kanka babamı aradı. Bir saniye. Kaçak yağ sattı. Aldılar içeri. Evet, ben sigara içiyorum. Bunu inkar etmiyorum. Ekrandan dumanı çıkmış. Bu güzel. Ama siz sigara içmeyin, tamam mı? Sağlığa çok zararlı. Abi sen de içme demeyin. İçiyorum işte, yapacak bir şey yok. Abi sen de içme demeyin. İçiyorum işte, yapacak bir şey yok. Bence zaten o sigara paketlerinin üstüne senin resmini koysalar, diş, bence kimse içmez. Elim yandı. Seni bıraktım. Yanımda dostlarım, karşımdaysa dost sandıklarım. Siz ne ara adam oldunuz lan? Koyduklarım. K98 gibiyim. M24 bulunca bırakıyorlar. Kurumuş boğazım. Ben ne yapayım? Ben de arbalet gibiyim. Görüyorlar ama almıyorlar. Bak sondaki yaptığı hareketi bana bir Allah'ın kulu bu yorumlarda açıklarsa onun elini öperim, bu alnıma koyarım. Ne alaka? Amaç ne? Amaç da o değil mi yamaç? M424 gibiyim. Görüyorlar ama... Ne? Boş ver. Arkası sağlammış. Canım, itle köpekle uğraşacak vaktim olsaydı veteriner olur, insan gibi görünen hayvanları tedavi eder. Bazen saçlarım yok diye üzülüyorum. Ondan sonra bu video geliyor aklıma. Ve diyorum ki... Şapkam düştü. Şapkalı beşler ırak. Bir dakika. Gerçekten kanepeyi üstüme kapatacağımı mı düşündün? Evdeki hesap çarşıya uymaz. Akakça kara içimdir var bir de. Bir de şey var. Evden aldım bir tane, eve geldim. Biz İzmirli çocuğu değiliz ki yanımızda karı kız olsun. Biz İstanbul çocuğu değiliz ki altımızda BMW olsun. Biz o çocuğuyuz. Ha evet, o muyum? Kim o dedi lan? Çok sıkıldım bunlardan. Ay sen ne yapıyorsun? Alış kızım alış. Erkekler artık kızsız kadınlardan hoşlanıyor. Hayır ne yapıyorsun, hayır. Hayır. Bu şey mi ya? Dalga geçerken dalga geçilecek hale düşmek falan mı? Lan bir suratına bak. Suratında dolu kıl var zaten. Ya bunlar bu şekilde fenomen olmayı falan mı hedefliyorlar? Ya umarım hedefleri öyle değildir. Çünkü çok saçma ya. Adam bir tane ceket giymiş ve değişim videosu yapmış. Şimdi az o çocuk yok, oturduğu yerden bundan daha iyi bir değişim videosu yapacak. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın en saçma değişim videosundan sonra bu değişim bence daha iyidir yani. Kusura bakmayın da. Sor bakayım annene hızlı gelin sever mi? Kral şey dedi ya, çok yakar dedi. Aynen. Dünyanın en iğrenç videosunda yine tahmin edeceğiniz gibi Taha Duymaz var. Durun, gitmeyin. Hayır, gidin. Devamı çok yakında. Barnaktan sonra.
Evet, çok iğrenç bir video. Bu videonun üzerine çok şey konuşulabilir. Arkadaşlar, videoyu anlayanlar için şuraya bir tane ip bırakıyorum. Anlayanlar iple kendini asıp intihar etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Melik Yemiddin. İttina sıratelli zine nemdel kul huvallahu ehad. Allahu salatu ve la ilahe illahü. Evladım, ne yapıyorsun lan sen? Tüm tuşlara basıp bölüm mü geçmeye çalışıyorsun? Yani şurada zaten bu iki tane çocuğun yürümesinin üzerine var ya, kitaplar yazılır, dergiler basılır, film çekilir, dizi oynatılır. Ama Hati. Korona mısın? Ne koronası ya? Eminsin değil mi bro? Tabii. Hapçi. Korona mısın? Tabii ki değilim. Değilsin değil mi bro? Yani. Hapçi. Korona mısın? Arkadaşlar, görmeyenler için ablamızın dilinde piercing var. Yok ya. Evet. Kız var ya, bütün şansını kullanmış ya. Bir rüyan uçak. Obez, cringesin, utan. Dans etmeyi bırak. TikTok senin neyine? Kim ne derse desin, asla pes etmeyin. Evet, kim ne derse desin arkadaşlar, rezilliğe, dilenciliğe, böyle saçma sapan hareketler yapmaya sakın pes etmeyin. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama siz ondan da anlamazsınız ki. Tükür oğlum. Paraları say. Aha, düşürdü. Düşürdün lan avelel. Eksik diyor. Pardon, para mı gördünüz mü? Aha! Fucking shit! Aşko! Ne yapıyorsun Aşko? Ne oldu lan? I'm just kidding guys, come. Aman şakaymış. Hani biraz az komedi yap bunun. Gene güleceğim. Şeytan diyor ki kalk şimdi. O şeytan nasıl diyor lan o kalk şimdiye? Allah Allah, şeytana bak sen. Neleri dile getirdi. İlk kafasına dayan şimdi. Doya doya öpüp sarılırsa. Özlemiştir o da demek ki. Ne oluyor lan, tekme de yedik iyi mi? Sonunda durduk yere tekme de yedik. Şarkıyla hiçbir alakası yok ama tekmeyi de yedik. Arkadaşlar, bu kar, bu da karım. Arkadaşlar, bu taş, bu da taş devrinden kalmış bir tane tarrak. Şapkam düştü. Şapkam düştü. Devam ke. Gözümüz kanayana kadar duymak yok. Bir tek okulu alabildim. Param yok diyecektim. Ay fakir. Rekul yoktu. Dostumun geldi kardeşim. Aa, büyük rekul geldi. Aşkım seni çok seviyorum. Dünyanın 10 saniyeliğine güzelleşti ya. Bitti. Bitti. Allah'ım ya. İzlenmek için yapılır mı bu ya? Vallahi yazık ya. Boşuna bakmayın. Tapusu bende. Benim o. Ve tüm market ve bakkallarda. Benim o. Yine geldi, sevecek. Benim o isteyecek. Sanki şey. Arkadaşlar, ben buna bakamayacağım. Gerçekten iğrenç bir video. Ayaktayım işte, herkes Zeynep. Kralı da gelse bozulmaz bu saltanat. Kesinlikle katılıyorum Fikret abi. Her zaman arkandayız abi. Ne olursa olsun arkandayız Fikret abim benim. Arkadaşlar, herkese merhaba. Beni inşaata götürdüler. Fikret abi. İnşaatta arkadaşlar, hayır yani hep arkandayız derken. Hayır ya. Düşüyorlar bana. Düşemeyin bana, kurtarın beni. Ah, ne oluyorlar? Tut şunun ucunu düşeyelim abi. Şunun ucunu düşeyelim abi. Gerçekten muhteşem bir video. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir video arkadaşlar. Efsane bir video. Orada bu ne anasını satayım ya. Ben bir bok anlamadım ya. Yemin ediyorum, bir gram bir şey anladıysam Allah, Kur'an, evliya, üç melek. Hepsi çarpsın ki. Hiçbir şey anlamadım. Ya neyse, benim işim var, gücüm var, ben gidiyorum. Ha bu arada Alper'e sor, babası iyi piyano çalabiliyor mu? Ne alaka? Ya oğlum sen sor işte. Tamam, hadi görüşürüz. Alper'im, ne haber bro? İyi, senden ne haber kanka? İyi de ne diyeceğim sana, senin baban piyano çalabiliyor mu? Emir, benim babamın parmakları mı var? Sıkıldım. Kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat acımasız, kim kaldırır?
Arkadaşlar bu duygusal bir video aslında ama abi bu ne ya? Ya tamam duygusal videolar TikTok'ta tutuyor da böyle saçma sapan videolar çekmeyin ya. Bak bu video aslında nasıl olması gerekiyor? Mesela ben kendimden örnek vereyim. Alfa çocuk yok okulda ödevini yapamamış, tamam mı? Oradan ben çekiyorum lan. Ben bunu yarın çekeceğim. Bu videoyu da yetiştireceğim. Burada da siz izleyin. Alın lan. Gökhan oğlum ödevini yapmamışsın yine. Yapamadım hocam. Ne demek yapamadım oğlum? Her gün böyle olmaz bak. Sınıfta kalırsın bu şekilde. Evde babamın işleri oluyor. Ona yardım ediyorum. O yüzden yapamıyorum. Gökhan yalan söyleyeceksin. Usturuplu yalan mali söyle be oğlum. Ne demek babama yardım ediyordum? Bırak da baban sana yardım etsin. Yalan söylemiyorum hocam. Benim babam geçen yıl trafik kazasında parmaklarını kaybetti. O yüzden bilgisayarı kullanamıyor. Ben de ona yardım ediyorum. Onun işsiz kalıp aç kalacağımıza benim sınıfta kalmam daha iyi. Kanatlı bir kuşun umudu var benim. İnşallah çekmişimdir. Abi böyle olması lazım. Anladın mı? Mantık olması lazım. Git sor bakayım parmakları var mı? Senin babanın parmakları, benim babamın parmakları mı var lan? Piyano çalan çok saçma ya. Anılma lan. Kötülerime gerçekten mukayyet oldum. Ya kaç yaşında kadınsın? Yaptığın hareketlere bir bak. Oturma şekline bir bak. Yani Allah'ım yarabbim. Derken. Kızlar hiçbir erkek gül dedi diye gülmeniz gerekmiyor. Hiçbir erkek otur dedi diye bacak bacak üstünüze atmanız gerekmiyor. İsterseniz bacağınızı kafanıza koyarsınız. İsterseniz bacağınızı uzaya çıkarırsınız. Kimse ilgilendirmez bu. Çok sinir oldum. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya biz? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya biz? Bunu da anlamıyorum arkadaş. Yani yarın bir gün ahirete gittiğimizde yaşanılan yüzyıla göre mi yargılanacağız ya? Ya bu kadar saçma sapan konular konuşulmasın artık ya. Kendi bu konu kapatmak için insanları orada savunuyormuşçasına hareketler, laflar, sözler. Dünya ne hale geldi ya? Bir de şöyle bir şey var. Mesela insanların tercihlerine saygı duyacağız. Bunu savunuyor değil mi ablamız? E o zaman sen neden o çocuğun söylediklerine saygı duymuyorsun? O da o tarz insanları sevmiyor. O zaman sen de ona saygı duyacaksın. İşine geldi mi saygı duyulmasını istiyorsun. İşine gelmedi mi derken. Tabii işine gelmiyor onlar değil mi? Çünkü sen rahat takılacaksın. Bu hayatı seviyorsun. Çünkü sen insanların tarafından dışlandığın için böyle insanları savunarak kendini insanlara sevdirmeye çalışıyorsun. O zaman sen de onunkilere saygı duyacaksın. Onun isteklerini, onun düşüncelerini, anladın mı? Onun ona saygı duymasını istiyorsan sen de ona saygı duyacaksın. O da onun düşünceleri, anladın mı? Oh. Atlulum şapıdı. Oy düşülüm kız. Utandı. Allah Allah. Yağmur yağdı ya. Ya yapmış şükür. Garson. Buyur abi, ne istemiştin? Sen buna çay mı diyorsun lan? Değiştir lan şu çayı. Tamam abi, hemen çayı gidip değiştiriyorum, yenisini getiriyorum. Başka bir şey istiyor musun abi? Tamam abi, hemen gidiyorum çayı değiştiriyorum, yenisini... Tamam abi. Başka bir isteğin var mı? Bu kadar. İnsanları salak yerine koymayın. Biz aptal değiliz. Tamam abi. Başka bir isteğin var mı? Git bana bir tane de kola getir. Çayla da kola içmeyen ne bileyim abi. Buyur abi, bu çayın. Bu da suyun abi. Oğlum bu ne lan? Ben senden kola istedim. Su ne alaka? Abi kusura bakma. Bugün biraz yoğunuz da. Ne yoğunu lan? Kimse yok orada. Bir bu var. Lan sizin yapacağınız işi. Ne oldu kardeşim sana? Abi sorma ya. Söyle kardeşim, ne oldu ya? Abi sorma, adamın teki sabahtan beri gelmiş, kötü davranıyor. Eziyet ediyor, zoruma gidiyor. Abi de geldi yetmezmiş gibi suratıma sus etti. What? What does it mean serpmek? Serpti? Пустые бэнкрока будто суш. Она купит мне воды, потому что меня дико суш суш. Так же говорили мне. Böyle bir şey mi? Ya böyle bir şey mi serpti? Hayatımda bugüne kadar hiçbir videomda serpti kelimesini kullanmadım. Kullanacağımı da düşünmüyorum. Muhteşem kelime hazneleri var. Sıkma canını sen, tamam mı? Kim olduğunu göster bana şimdi senin. Göster mi? Zaten bir kişi var, bir kişi. Çok zorlanmayacaksınız, sen de bulabilirsin. Oğlum hani lan, nerede benim kolam? Kaç saattir getirmiyorsun şaplayıcı. Şaplak, şaplak, serpme. Muhteşem kelimeler. Efendim sorun nedir tam olarak? Ne biçim eleman çalıştırıyorsunuz kardeşim? Saçma sapan hareketler yapıyor, istediğimi getirmiyor. Kardeşim bunun borcu ne kadar? 50 lira patron. Bak kardeş, kimse benim çalışanlarıma laf edemez, tamam mı? Al bu parayı da buradan depol git, tamam mı lan? Ne alaka ya? Ya ne alaka müşteriye para vermek ya? Abicim bunun borcu ne kadar? 50 lira. Tamam kardeşim, borcunuz ödenmiştir. Lütfen kafeden s**tör olup... Bunu diyeceksin. Orada garsona ver o zaman o parayı. Adam mutlu olsun. Bir video çekiyorsunuz, biraz mantıklı olsun Allah aşkına ya. Teşekkürler patron. Ne demek kardeşim? Ben senin hem abinin hem patronum. Sıkma canını. Tamam. Hadi gel bakayım. Süper ya.
Vallahi süper. Evet, günlerdir sarımsak turşusu, sarımsak turşusu. Sarımsak turşusu, sarımsak turşusu. Marketlerde kalmamış. Ben nefret ederim sarımsaktan. Evet, hiç sevmem. Bu arada yani 1,5 saat aradık bulamadık ama sonunda... Sarımsak kokuyor. Şimdi. What? Motherfuck! Sarımsak kokmaz o ya. O karanfil kokar o. Can kokar o, evlat kokar o. Sen yesene. Bildiğin sarımsak kokuyor. Israrcı bir de. Suyu sarımsak kokuyor. Ama kendisi sarımsak gibi değil. Sarımsaklasak da mı saklasak yoksa sarımsaklasak? Yani sarımsak diye bir şey yok zaten. Aynı zamanda kokamaz da. Sarımsak var, onun da konuyla pek bir alakası yok zaten. Hatta çok lezzetli. Hayret bir şey. Ben hayatımda ilk defa sarımsak yiyorum. Acaba sarımsak kokar mıyız? Yeriz, bence kokar. Çıtır ya. Sarımsak yiyeceksin, sarımsak kokacaksın ha. Ya bırak bu işleri ya. Ya yeme bizi ya. Ay harika. Valla cips gibi ye. Cips gibi ye mi? Yani film izlerken falan... Yapabilirim. Devam edebilirim. Aynen. Abi ne kadar efsaneleştirdiler ya sarımsak turşusunu. Sarımsak turşusu yani, abartma. Yok cips gibi, yok sarımsak kokuyor, yok... Nülfer lan, sende bundan var mı? Yoktur ki. Evet, Nülfer Land'la Simon beyin yarışına girmiş. Gerçekten kazananın kim olduğunu merak ediyorum. Çok büyük bir rekabet içinde olacağını düşünüyorum. Beyinlerimi savaşsın isterdim ama... Görüyorum ki silahsızsınız bayım. Aha. Daha duymaz, ne yapacaksın onu kral? Saçları mı? Ha, neleri kesiyor? Burun kıllarını falan mı? Kaşları mı? Ne yapıyor lan bu? Kral öle mi sürülür lan o? Tıraş köpüğünü nasıl sürdü ya? Lollipop'a bak. Nerede benim tıraş köpüğüm? Tıraş köpüğüm nerede lan? Tıraş köpüğüm yok. Tıraş köpüğüm nerede ya? Banyodaymış. Nerede olacak ya? Arkadaşlar, tıraş köpüğü öyle sürülmez. Taha kardeşimiz biraz saçma almış. Bunu böyle alacaksın. Böyle bunu biraz köpük haline getireceksin. Ondan sonra bunu buradan böyle... Çat diye koyacaksın. Bu kadar basit ya. O kadar öyle kaşına gözüne tek tek sürmeye gerek yok ki. Bunu şap diye yapıştıracaksın. Bu kadar basit. Tahal Uymaz kardeşimize bakın ne güzel tıraşın oluyor. Oh oh, yüzünü de siliyor. Bir şeyler daha sürüyor. Pürüzsüz ciltler için. Hay maşallah. Evet, muhteşem bir tıraş videosu arkadaşlar. Son videomuz efsaneydi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben gideyim. Kafama falan sıkayım, intihar edeyim, bir şeyler yapayım. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sıkıldım, kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat acımasız, kim kaldırır?